Evet, yeniden birlikteyiz. Sabah söylemiştim. Kumluca Cumhuriyet Halk Partisi belediye büyükşehir diyordum ya. Allah mı söyletti yani? Allah Oradan söylesin. öyle öyle gidecek ki Genç Kumluca. olduğumuz için belki. Gençlerin siyaset sahnesinde olması Evet. önemli, onu konuşacağız. CHP Kumluca Belediye Başkan Adayı Sayın Mustafa Köloğlu. Konu gelir gelmez sopanın bir tanesini ona verdim. Abi dedi, hayırdır dedi. Dedim ki ya bizim burası, biz bu program özgürlüklerin programı. İstiyorsan dedim. Aha da sopa, aha gazeteler, aha ekran, ben giderim dedim. Öylesine bir şey. Niye? Çünkü genç insanlara gerçekten ihtiyacımız var. Genç düşünenlere, ileriyi daha farklı görenlere. Şimdi onlardan bir tanesi de Sayın Köloğlu. Hoş geldiniz sabah sabah. Hoş bulduk. Günaydınlar Vallahi bu kadar diliyorum. yakışıklı olduğunuzu bilseydim kabul etmezdim sabah sabah. Şimdi ikimizi yan yana koyduğumuzda şimdi Allah var. Abi bak yani doğrusu bu ortada yani. Değil mi? Çok Öyle de bir teşekkür durum var. ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kanal ve ekranları başındaki bütün izleyicilerimize günaydın diliyorum. Kumcalı büyük aileme günaydın diliyorum. Mutlu bir hafta olmasını temenni ediyorum. Tabii şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu akşam hava yağışlarındaki fazla yağış miktarından dolayı zarar gören özellikle yöremizde, bölgemizde çok fazla vatandaşımızın olduğu dünden beri çok yakından takip ediyorum. Hepsine çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız. O zaman doğayla savaşmayacağız. Doğayla savaşmazsak bunları yaşamayız. Evet, Yaş kaç? evet. Geç, Yaş erkeğe yaşı, bayana maaşı sınır mı? 42 yaşındayım. Maşallahınız Sağ var. olun. Şimdi 42 yaşında seçildiğinizi düşünelim. 47 tam büyükşehir için şey olabilir. Oradan gelebilirsiniz. Gençlerin Buyurun. siyasette olması önemli mi? Ben Kumluca'da ilk şöyle söyleyeyim. Kumluca ilk başlarken aslında küçük bir hayattaki yaşadığım bir olay vardı. Ben lise yıllarımdaydı. O dönemde Kumluca'da bir beldesi, Mavikent beldesi vardı. Oranın belediye İyi başkanımız vardı, Mustafa Çetinke. Tabii biz oradaki meydanımız vardı, küçük meydanda. O meydanda arkadaşlarımız otururken orada bir anons vardır. Belediyelerde hoparlör deriz, o anons yapılan şeyler. Oradan bir sesler geldi. Herkes tabii merak etti, ne oluyor falan, hiç böyle bir şeye alışkın değiliz. Tabii koştuk belediyenin önündeyiz. Hepimiz de kısa şortlar, üzerimizde tişörtler, Yasar. bisikletlerimiz var. Tabii o aşamalı dönemlerdeyiz. Koştuk belediyenin önüne, bir kalabalık var filan. Girdik içeride, tabii jandarmalar, polisler var. O dönemde belediye başkanımıza çevre mafyası, özellikle işte bir koy vardı. O koyda buraya bizim inşaat yapmamız gerekiyor diyor. O da tabii telsizle falan elinde, o münakaşa esnasında o anonsu vermişler, o duyuruyor. İşte ben bu çevreyi, bu koyu, bu güzelim koyu siz inşaat alanlarına verirsem ileride ben çocuklara ne açıklarım? Nasıl bir zamanı geldiğinde bana sorduklarında ben ne derim diye bir açıklamada bulundu tabii o dönemde. Biz de arkadaşlarla oturduk, karar verdik. Dedik ki ya bizden bu insanlar büyüyor ama bundan sonraki gelen gençler siyasete girmezse, bu insanlar çevreci insanlar yetişmezse, bu siyasette topluma duyarlı, toplumu her aşamasını takip eden hani sorumlu gençler yetişmezse aslında bizim gidişatımız iyi olmaz. Onun için siyasete girmem gerekiyor dedim ve aslında o yaşlarda ben siyasete girdim. Sen yanmazsan, ben yanmazsam, Nasıl biz çıkarım? yanmazsak nasıl çıkarız karanlıklardan aydınlıklara? Güzel bir şey. Şimdi Kumluca'yı Antalyalı olanlar bilir. Ben de iyi bilirim Kumluca'yı. Özellikle Alakır Vadisi'ni falan çok gezdim. Peki bilmeyenler mesela Kumluca neresi ya? Yani niye bir de Kumluca'dan Evet. niye dışarı çıkmadın da Kumluca'da kaldınız? Evet. Şöyle söyleyeyim. Kumlucamız Batı Antalya'mızın şu andaki doğa harikası, en doğal ilçelerinden bir tanesi. Burası bir tarafı Beydağlarının Toroslara dayanan, güney tarafı Akdeniz'e doğru uzanan, Kucaklaşmış. bakan ve Beydağlarındaki o aşırı kar yağışı olan o tepelerden, işte dağların arasından bir Alagır Vadisi var. O Alagır Vadisi Kumluca'mıza bereket getiren, yukarıdaki
bütün belki yararlı mineralleri taşıyan, ovamıza çok büyük katkısı koyan ve bugün aslında o Alagır Vadimiz bazı tabii yaşam mücadelesi veriyor. Özellikle dünyada endemik bir canlı, hayvan ürünü olan canlı alabalık var. Kırmızı benekli alabalık diye geçiyor dünyada. Bir de fırtına deresinde var. Evet. Benim memleketimde de var. Evet. Ki burası da benim memleketim. Evet. Siz, biz buralı olarak görüyoruz ama aslında tabii Cem şimdisiniz o. Ama biz buralı, siz çok her şeyimizi ilgilendiğiniz için yıllardır da ben biliyorsunuz siyasetteyim, sizi çok yakından takip çok ediyorum. Çok sağ olun. Tabii bir tarafta Toroslar, bir tarafta Akdeniz. Bu arada yükseklikten sahile doğru indiği için tabii iklim inanılmaz değişiyor. Çok bereketli. Bir de Alagır Vadisi, buna benzer derelerimiz var. Özellikle oradaki sedir ormanlarımız, aşağıya indikçe çama ağaçlarımız var. Daha da aşağıya indikçe o çalı dediğimiz bitkiler ve en altta Kumluca Ovası dediğimiz çok verimli. Tamamen yukarıdan aşağıya doğru yıllar içerisinde oluşmuş. Bir de kalmasın, rahat olun. Sopa. Rahat olun. Size özendim birazcık da. İstediğinizi yapın. Tabii öyle bir Kumlucamız. Bana göre tanımla deseniz doğa harikası. Çok güzel bir yerdir. Olan bir yer. Doğal bir yerdir. Ben her iddiam şuydu. Ben Türkiye'nin en doğal ilçesinin belediye başkanı olmak istiyorum. Onun için burada yıllardır siyaset yapıyorum. Tabii bu aşamayı siyaseti yaparken aslında birkaç aşamadan yapıyorum. Hani size de sormak isterim, siz çünkü duayen bir gazetecisiniz. Bir belediye başkanı, gençlerimiz izliyorlardır muhakkak. İzleyecekler de, ben de sonra arkadaşlarımla bunu paylaşacağım. Genç belediye başkanlarımız nasıl olmalı? Nasıl toplumumuz nasıl yetiştirmeli? Nasıl makbul bir belediye başkanı adayı genç? Makbul toplum tarafından gençlerimize, büyüklerimize, kimseyi ayırmadan, hani herkese hizmet edebilecek bir belediye başkanı nasıl olmalı? Ben bunu düşündüm. Ve ben burada... Nasıl olmalı peki? Bana göre nasıl bana olmalı? Bana sorarsan farklı da size göre nasıl olmalı? Tabii bana göre, şimdi ben hayatımda şunu 3 noktada şekillendirdim. Birincisi, iş dünyasında kendinizi aşama aşama merdiven basamakları gibi görüyorum. Yani iş dünyasında bugün ben Antalya Ticaret Sanayi Odası'nda disiplin kurulu üyesiyim. Yani bugün bu noktaya gelinceye kadar yıllardır o basamakların, iş dünyası basamaklarında siz o kurallara uyarak yukarı çıkmak zorundasınız. O basamakları çıkarak bugün kendimi sorumlu hissettiğim topluma karşı sivil toplum kuruluşunda bir görev alabildim ve bugün bu çabaya geldim. Aynısı siyaset için konuşayım. Mesela 2014'ten 2018 yılına kadar Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundum. 4 tane il başkanımızla bu süreçte çalıştım. Tabii o sürece gelmeden önce, biraz önce de hani başlarken de söyledim ya, çocukluk zamanında aslında bu heves düştü bana. Yani ben bir belediye başkanı, çevreci bir belediye başkanı çıkıyor, diyor ki oradaki canını belki ortaya koyuyor, diyor ki ben bundan sonraki gençlere, çocuklara diyeyim daha doğrusu, hani gençler belki çok büyük ama çocuklara, ben bundan sonraki çocuklara hani gelecek nesile nasıl bir açıklamada bulunabilirim, ne diyebilirim dediğinde siz kendinizi sorumlu hissediyorsunuz siyaseten ve aslında benim siyaset... o size o yükü veriyor işte. O anda o size o yükü veriyor, evet. İşte. İşte aslında orada hani birçok arkadaşımız vardı ama içlerinden ben buna belki içimde böyle bir kıvılcımı oldu. Ve yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nde bütün kademelerinde çalıştım. En iyisi. Şu andaki il başkanlığı makamı dışındaki bütün kademelerin hepsinde çalışmışımdır. Yana yana, pişe pişe geldim. Yana yana, pişe pişe. Bu aşamaları biliyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmak çok hani kolay değildir. Uzun bir meşakkatli bir yoldur. Çünkü hep içinizde seçimlerle o aşamalardan gelmek durumundasınız. Ben o çalışmamı, o inancımı hiçbir zaman kırmadım. Tabii ki o siyasette de o noktaya geldim. Şimdi bir de benim üçüncü ayak var. Yani aynı şeydir. Eski biz köy evlerinde yemek pişirirdik. Biz üç ayak deriz. Hani saç ayağı deriz. Şimdi onu koyduğumuz zaman altında odunlar vardır. Kısık ateşte yaparız. Özellikle nohut, kuru fasulye gibi yemekleri o ateşte, o közde pişer. Birazcık zaman alır filan. Şimdi aynı bunun gibi gördüm hayatımda. Üçüncüsü, benim ellerinizden öper iki oğlum var. Allah razı olsun. Eşim
çalışıyor. Ben kendim hem çalışıyorum, hem siyaset yapmaya çalışıyorum, hem ticaret odası o komitelerde çalışmaya çalışıyorum. Dolayısıyla şimdi burada mutlu bir aileyi, hani bireylerden başlar mutluluk ya, hani önce siz hayatta mutluluk derken gülümsemekten bahsetmiyorum. Yani sorunlarınızı en aza indirmek için mücadele vermek zorunda birey, sonra birey aileyi mutlu yapmak durumunda. Aile de mahallesini, sokağını, o da ilçesini. Yani ben bu değere çok önem veriyorum. Çünkü ben hani mutluluğun bir gülümseme olarak, bazı insanlar diyorum ki hani ben mutlu bireyleri oluşturalım dediğin zaman, ya hep gülecek miyiz, biz maymun muyuz, hani sürekli hep söyleneni yapacak mıyız? Aslında öyle bir şey yok. Yani ben sadece mutlu bireyler derken onların sıkıntılarını yok etmek için özellikle yerel yönetimlere çok büyük iş düşüyor. Çünkü yerel yönetimler aslında bireylerin sıkıntılarını yok eden, bunları ortadan kaldırmak için çalışan bir kurum ve çok önemli bir kurum olduğunu düşünüyorum. Onun için ben hayatımda bu üç saç ayağı dediğimiz buna çok dikkat ettim. Bir taraftan iş dünyasındaki başarınız, bir taraftan siyasetteki başarınız ve üçüncüsü de ailenizin başarısı. Ben belediye başkanı, Kumluca Belediye Başkanı olmak istiyorum dediğimde ilk gittiğim nokta ailemdi. Ben onun için aileye çok önem veririm. Ben küçük iki oğlum var. Allah ellerinizden öpe. Onlara bile anlatmaya çalıştım. Hani siyaset, çünkü biliyorum o zorluğunu. Hani mücadeleci bir şey. Evden yani. Uzak duruyorsunuz. Her şeyden uzaksınız. Bunlardan artık uzaksınız. Bir de her şey artık göz altında oluyor. Tabii. Yani siz Mustafa Köloğlu gidiyor, evet. Bir başkası geliyor. Ha, ilkeleriniz, kişiliğiniz, o güne kadarki duruşunuz o yanınızda kalıyor. Ama diğer konularda hepsi gidiyor. Şey demiş ki Ayhan Abay, Mustafa Köloğlu gelecek, Kumluca güzel olacak. Kumluca güzel değil mi? Yani şu anda eksiklikleri mi var? Kumluca'da tabii birçok eksiklikler var. Bunların hepsinin çalışmasını ben yapıyorum. Aslında şöyle, şimdi Ali Orhan Bey, aslında ben 48 ay önce çalışmaya başladım Kumluca için. Nasıl Kumluca için? Resmi olarak 2016'da gazetemizin bir tanesinde hatta bir konu oldu. Hani Antalya bölgesinde belediyeye ilk açıklama Kumluca'dan, Köloğlu'dan geldi gibisinden. Aslında şöyle bir şey, ben 48 aydır çalışma yapıyorum. Bunu çalışma yaparken hani bizde bir raporlar vardır iş dünyasında. İşte eksikliklerimiz, artılarımız. Hani ben bunları madde madde Kumluca'nın bütün sorunlarını maddeledim. Bunların hepsini not aldım, hazırladım. Ve ondan sonra baktığım zaman muhakkak bir an önce kendisini sorumlu hisseden, özellikle genç yaşlı anlamında konuşmuyorum, kendisini sorumlu hisseden, siyaset arenasında var olmak isteyen belediye başkan adaylarının bir an önce çıkıp Kumluca hakkında konuşmaya başlaması gerektiğini düşündüm. Çünkü örnek vereyim, bir çevreden bahsettik mesela. Bir Alagır Vadisi'nin, benim daha önceden demeçlerim, hani açıklamalarım var. Buradaki çünkü bir sürü santral kuruyoruz. O belli bir bölgenin suyunu kuruttuğu için kuruyan bölgelerde toprak zamanla açılma yapıyor. Belki de bunu şuna benzetebiliriz. Burdur Gölü'ndeki bile hani azalma, kuruma gibi. Ve nihayetinde bu yıl ilk defa bizim geçim kaynağımız portakal bahçeleri, mandalin bahçeleri, portakal, limon bahçeleri. Ve biz ilk defa bu yıl Kumluca'da kuraklık yaşadık bu anlamda. Neden? Yukarıdaki bizim barajımız var. O baraja su gelmesi gerekiyor. Ama yukarıdaki santrallerin vermiş olduğu bir şekildeki tahribatlar diyeyim. Ve bugün o barajın dolmasında yetersiz kaldı. İlk defa. Yani bugün olağanüstü bir doğa olayı olmadı aslında. Ama biz bugün, bu yıl çok uğraştık. Bütün Kumluca'daki insanlarımız portakal bahçesini sulayamadı, mandalin bahçesini sulayamadı, limon bahçesini sulayamadı. İşte dediniz ya, Kumluca'da sorunlar mı var dediniz. İşte burada biz bunun yanlış olduğunu söyledik ve gerçi şu anda Alakır Vadisi kesin korunması gereken sit alanı, doğa alanı ilan edildi. Ne olacak iş bittikten sonra? Ama iş bittikten sonra şimdi bunun gibi yüzlerce yapılması gereken şey var. Tabii ki ben her zaman şunu, halka hizmeti
Hakk'a hizmet olarak gördüm. Onun için ben Kumluca'daki hizmeti ibadet olarak bu anlayışa sahibim. Dolayısıyla Kumluca'daki bu sorunları eksiklerimiz olarak, hani dedim ya iş dünyasında bizde bir kural vardır, bu analiz dediğimiz işte eksiklerimiz sayfalarca, artılarımız Kumluca'daki. Biraz önce hani cümleme başlarken anlattım ya, Kumluca aslında Türkiye'nin en doğal ilçelerinden bir tanesi. Evet. Ve ben Türkiye'nin en doğal ilçesine belediye başkan adayı olmak istiyorum. Belediye başkanı olmak istiyorum aslında. İşte o açıdan baktığımız zaman yüzlerce yapılması gereken şeyler var. Tabii ki bugüne kadar ki büyüklerimiz ellerinden geleni yapmışlardır. Hani bir anlayış vardır ya, taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. Mutlaka. Biz taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun diyorum ama ben bunlardan daha iyisini yapmak için buraya gelmek istiyorum. Zaten öyle olmazsa hiçbir anlamı olmaz. Evet. Yani evet. Nazım Hikmet'in bir sözü var. Ben ölen babamdan ileri ama doğan çocuğumdan geriyim. Yani sizden öncekilerden mutlaka ki artılarınız olmalı ki Kumlucalılar da desin ki arkadaşlar Ali Orhan bu kadar yapabildi. Ali Orhan'ın şeysi bu ama evet. Mustafa Köloğlu daha iyi yapacağına inanıyoruz. O yüzden getiriyoruz evet. Demeli. Evet. Şimdi başkan olduğunuzda evet. Biz büyükşehir diye girdik de Kumluca evet. Belediye Başkanı olduğunuzda inşallah olursunuz. İlk işiniz ne olmuş? Bazısı kapıları söküp götürüyor. İşte halka açık şey. Ben kapıların sökülmesine çok karşıyım. Arkadaş orası bütün, yani neresiyse onların herkesin kapısı. Kim olursa olsun o kapı vurulup girilmeli. Ya ben evet. Kapımı vurdurtmam. Yok evet. Böyle bir şey. Evet. Makama saygı göster, yere saygı gösterir. Çünkü kişi değil, kişi gelip geçicidir. Evet. Şu kapı falan sökmeyeceksiniz değil mi Allah göstermesin? Ben kesinlikle kapı falan sökmeyeceğim. Ben hatta yapılanların hepsini yok etmek için değil, var etmek için hatta geliştirip kalkındırmak daha da bugünkü günümüze uygulamak için. Yani aslında kalkındırmak için, geliştirmek için geliyorum aslında. Yani geçmişteki yapılanlara çok büyük emekler verildi. Bugüne kadar Kumluca'ya çok büyük yatırımlar, çalışmalar bunların hepsi yapıldı. Ama bugün günümüze baktığımız zaman günümüzün ihtiyaçlarını karşılaması için bazı yeniliklere ihtiyaç var. Benim zaten yeni Kumluca diye bir hayalim var. Bu yeni Kumluca bundan sonraki 10 yıllık geleceğimizi planlayabilmeliyiz. İşte buna ben yeni Kumluca diyorum. Yani bugüne kadar yapılanlar biraz önce hani söylediğim gibi listelerimizde var ama artı yapılması gereken belki de güncel, bugün şöyle söyleyeyim, Kumluca çok genç, yani yarım asırlık bir kent geçmişi var Kumluca'mızın. Genç dediğiniz. Çok genç, yani yarım asırlık bir kent geçmişi var. Daha öncesi Kumluca'da bu kent yapılaşması yoktu. Yani bu yapılanma hızlı bir şekilde oldu. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Bu elma, bir elmayı düşündüğünüz zaman elmanın yarısı kentin yapılaşmasıdır. Geriye kalan yarısı da, bunu oluşturan geriye kalan yarısı da o kentin sosyal toplumun, oradaki yaşayan toplumun sosyal olarak sosyalleşmesi için ortam hazırlanmasıdır. Yani bunu şimdi saymaya çalışsam belki yüzlerce madde olur ama o değil. Doğru. Ben özet söylemek istiyorum. Yani ben elma gibi düşünüyorum. Elmanın yarısı bir şehrin tamamen yapılacağı, hani altyapısı, binaları bunlardır. Ama sadece siz içeride yüzlerce insanı doldurabilirsiniz şehre. Ama o insanlar bizim Kumluca'mızda herkes sebze %80'i tarımla uğraşıyor. Sebze ve meyvecilik çok bizim orada çok gelişmiş bir durumda. Dolayısıyla bu %80'in insanlar gündüz işlerinde ama akşam evlerine gidiyorlar. İşte akşam evlerine gittiği zaman bu elmanın diğer yarısı dediğimiz nokta ortaya çıkıyor. Yani tamam şehircilikte ilerlemiş olabiliriz. Ama siz oraya sosyalliğe sokmadığınız zaman o insanların sosyal olarak paylaşım yapabileceği o ortamları birçok şeyi yapamadığınız zaman orası yarım elma gibi olur ve kısa bir süre sonra solabilir yani bu şey olur. Önce buruşur. Buruşur. Evet. Oluyor, önce böyle evet. Buruştur ondan evet. Sonra yok eder. Evet. Şey, bir de örtü altı tarımı siz şeyde Kumluca Antalya'daki herhalde en önemli örtü altı tarımı yapıldığı yerlerden de biri. Evet, Türkiye'de Antalya %50'sini karşılıyor. Türkiye'deki örtü altı Antalya %50'sini.
Antalya'nın içerisinde de Kumluca'ya baktığımız zaman %70'lerine yaklaşık bir oran. Bu çok büyük hani bir orandır ve çok değerlidir, çok gelişmiştir. Eskiden ben hatırlıyorum, bundan 20-25 yıl önce bizim ziraat mühendisimiz vardı, Hüseyin Adıgüzel. O dönemde tabii o yurt dışına falan da gitmişti. O dönemde bizim büyük bir coşkuyla karşıladı halkımız. Yani dedi ki ya bizim Kumluca'nın bir evladı çıkmış, üniversiteye gitmiş. Ne güzel değil mi? Orada okumuş, hatta öyle bir şans bulmuş ki yüksek lisans için, şu bu için yurt dışına gitmiş. Ve dünyadaki tarımdaki Hollanda'sını birçok ülkelerin, tarım ülkelerini ileri düzey Türkiye dünyada isim yapmış. Buralarda incelemede bulunmuş ve bunu gelip buraya monte etmeye çalışmış. Ve büyük coşkuyla karşılandık. Büyük de çok insanlar o bir ivme kazandırdı. Yani belki o güne kadar tarım gelmişti ama onun alet edevattaki tekniklerini tamam dünyada teknik alet edevat var ama onu uygulamanız da gerekiyor yani bölgeye. Bunu da uygulayınca bir anda bölgemizde bir merdiven basamağını düşünürsek bir basamak yukarıya çıktı. Ve bu tabii ki sonraki bir trafik kazasında rahmetli oldu. Mekanı cennet olsun. Buradan da anmak istedim. Bakın ne güzel değil mi? Bir insanın o yere halkına vermiş olduğu katkı. Bakın bugün belediye başkanısınız, çıkıp işte ben şöyle yakışıklıyım, ben böyleyim, ben böyleyim de diyebilirdiniz ama evet. O insanı anıyorsunuz. Evet. İşte onun için hakikaten insanlar eserleriyle anılıyorlar. Evet. Ha, o önemli. Emin Korkmaz diyor ki, günaydın Ali Bey, iyi yayınlar. Mustafa Köloğlu, yolun açık olsun, Kumluca seni bekliyor. Murat Naimoğlu, Naimoğlu da başarılar şimdiden demiş. Teşekkür ederim. Şimdi ben Kumluca, o tepe var ya, evet. O tepeden, Şahin Tepesi'nden izlemeyi çok seviyorum. Niye? Çünkü güneş vurdukça bir farklı parlar. Evet. Bulut geldikçe bir farklı olur ama içerisindeki yaşamlar hakikaten çok farklıdır. Ben Kumluca'yı çok severim. Özellikle Alakır konusundaki mücadelesini de. Evet. Kumluca'da bazıları ne yazık ki o mücadeleden uzak kaldı ama Orada bayağı mücadele veren herkesi de buradan saygıyla selamlıyorum bir kez daha. Şimdi geldiğinizde dediniz, çok güzel bir şeyden bahsettiniz. Dediniz ki bir tarafı elmanın bir tarafı dediniz. Belediye işleri, bu herkesin yapabileceği bir şey. Bunu orada ben de yaparım çünkü prosedürdür, işliyor. Evet. Ama öbür taraf gerçekten önemli. Toplumu birleştirmek, Toplumu kaynaştırmak, ayrı düşünceleri bir arada tutabilmek. Sosyal projeler geliştirebilmek. Var mı böyle projeleriniz? Şimdi gerçi erken de hani açıklamaya da bilirsiniz. Ali Orhan var Ama müsaade et bana kalsın diyebilirsiniz. Yok, ben açıklamak isterim. Çünkü şundan dolayı benim çıkış noktam Kumluca'nın kazanmasını istiyorum Sayın Ali Orhan. Yani ben Kumluca'nın kazanması için 48 ay önce dedim ki Kumluca'daki basın açıklaması yaptım. Ben ortaya kendimi koyuyorum dedim. Kumluca'da genç bir siyasetçi olarak belediye başkanı olmak istiyorum. Bunun için de 48 ay önceden kendimi kamuoyuna koyuyorum. Herkes bilsin. Herkes bilsin. Gizliden gizliye bir şey yok. Gizliden gizliye. Beni alın önce. Önce beni alın. Bir hani biz evde bir şey vardır, rende vardır, bir de beyaz turpumuz vardır. Onu alırsınız, rendelersiniz. Dedim ki önce beni diftik diftik bir diftik değil, bir inceleyin. Yani bu insan iş dünyasında neler yapmış? Siyaset arenasında neler yapmış? Bugüne kadar siyasetteki duruşlarını beğenmiş miyiz? Yoksa topluma aykırı mı davranmış? İş dünyasındaki bir çabası var mı? Özel hayatında, aile yapısında bunlarda bir sıkıntı var mı? Bunu bir inceleyin hani. Ve benim gibi onlarca arkadaşımız bütün siyasi partilerde Kumluca'mızın kalkınması için hep beraber seferber olalım dedim. İlk çıktım. 48 aydır bu çalışmalarımın temeli bu. Şimdi aslında Kumluca'ya ben bir şey kazandırdım. Siyaset arenasında bir şey kazandırdım. Neyi kazandırdım biliyor musunuz? 48 aylık süreçte Kumluca'da herhangi bir canlı yayına bağlanmak isteyen birisi olsa anlatsa. Şimdi 48 aydır Kumluca'da ben bütün Torosların başındaki yörük çadırlarından başlayarak bütün köylerimizi, dere mahallesini, büyük alanı, Kuzca'mızı, Söğüt Cuma'mızı, Gölcüğümüzü, Çaltı'mızı, bütün bu köylerimizde yıllardır yaşıyorum. O insanların evinde kalıyorum, burada yemek yiyorum. Ve ben bütün siyasi partilerle, Kumluca'daki seçmenleriyle de
AK Partili kardeşlerim, MHP'li kardeşlerim, İyi Partili kardeşlerim, Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, bütün herkesle sürekli fikir alışverişinde bulunuyorum. Konuşuyorum, sohbet ediyorum. Ve bu Kumruca'da bu dönem ilk defa 14-15 tane belediye başkan aday adayının bütün siyasi partilerden hepsinin sahaya çıkmasına sebep oldu. Geçmişte bu kadar böyle bir rakam olmadı. Ve hepsinin ortak özelliğine baktığımız zaman hepsi de iş dünyasında olsun, siyasi partilerde olsun gerçekten de bir çaba sarf etmiş, emek harcamış. Özellikle verimli yaşlar, verimli çağlar dediğimiz. Çünkü ben Kumruca'ya koltuğa oturmak için talip değilim. Ben Kumruca'da koşmak için gece gündüz 18 saat belki çalışmak için, koşturmak için buraya talibim. Dolayısıyla bütün siyasi partideki arkadaşlarımız da bununla beraber bir cesaret aldı ve ilk defa bugün bakıyorum siyasi partilerde listesine bakıyorum bir sürü onlarca aday adayı var. Öbürküne bakıyorum aynı şekilde. Yani bu büyük bir herkeste bir harekete geçirdi. Çünkü neden? Çünkü zaman içerisinde iletişimlerimiz kopmuş. Her siyasi parti sadece kendi düşüncesini söylüyor. Toplumla kopmaya başlamış. Ama ben çıktığım zaman Kumruca'daki bütün seçmenle konuşmaya başlayınca, bütün 48 aydır sürekli ziyaret edince, şimdiki geldiğimiz nokta Kumruca'da hoşgörü ortamı oldu. Daha böyle siyasi partiler arasında birbirlerine sürekli çamur atmaktan ziyade, ya senin projen var mı? Çünkü ben hep projelerle konuşuyorum. Dediniz yani sizin projeniz var mı? Benim çok bütün projelerim hazır, çalışmamı yaptım. Bütün eksileriyle, artılarıyla hepsini tamamladım. Ben bu projeleri, tabii bir kısmını, hepsi de olmayabilirdi ama bir kısmını şöyle geçmek isterim üzerinden, anlatmak isterim. Peki şey nasıl? Yani genel merkezle şeyiniz oldu mu görüşmeniz? Tabii ki genel merkeze de gittim, dosyamızı da sunduk, genel başkan yardımcımızla da görüşüm. Kaç aday adaysınız? Şu anda biz Kumruca'da iki tane aday adayız. Hayırlısı. Tabii bu sefer biliyorsunuz ittifak olayımız var. İttifak çalışmalarından dolayı birazcık gecikti. Ben ne kadar da çok önce de çıksam, belki de Antalya'nın gazetelerden bakıyorum. Antalya'daki ilk belediye başkanı aday adayı benim. Hatta ama, o zaman da yadırgamıştık ya şimdiden ne diye böyle bir şey yaptı tabii, diye söylemiştik. Evet, o zaman birçok benim biliyorsunuz Antalya'da siyaset yaptığımız için birçok gazeteci abimiz diyeyim veya ablamız diyeyim hani samimi bana telefon açtı. Mustafa ne yaptın sen? Yani sen siyasette yıllardır emek harcayan birisin. Zamanında gençlik kollarının il başkanlığını yapmış insansın. Hani siyaseti bilensin. Ya bir ay kala, iki ay kala açıklasaydın ya. Ne demek bu 48 aydır çalışır mı bir insan? Yorulur, gece gündüz çalışıyorsun filan. Ben o zaman demiştim ki, bakın önümüzdeki Türkiye'de bir gidişat var. Kumruca'da bir gidişat var. Ben bu gidişatı beğenmiyorum. Ben bu gidişatın kısa sürede ihtiyaç olacağını düşünüyorum ve şimdiden ben bu yola çıkıyorum demiştim. Bakın benim tarihim gazetelerde var. Ardı ardına genel seçim oldu. Referanduma gittik. Cumhurbaşkanlığı seçimine gittik. Başkanlık sistemine gittik. Şu anda belediye başkanlığı, Kumruca Belediye Başkanlığı seçimine geliyoruz. Ve baktığımız zaman, arkadaşlarımıza baktığımız zaman herkes diyor ki ben de olayım, ben de olayım. Bir sürü isim var ama yeterli proje çalışmasını yapamamış. Toplumda karşılık bulmak anlamında her tarafı ziyaret edip gerekli görüşmeler yapamamış. Bu ortaya çıktı şu anda Kumruca'da. Onun için belki de doğal olarak şu andaki en fazla koşan bir insan olarak Kumruca'da, doğal Kumruca Belediye Başkanı adayı olarak halkımızda birçok insan teveccüh gösteriyor. Ya Mustafa hayırlı olsun falan diyor. Ama ben tabii ki sandıktan çıkıncaya kadar veya adayı gösterilinceye kadar her zaman bunu beklerim. Allah çünkü ben siyasetin içinden geliyorum. Son sözlerinizi alayım. Ben Kumruca'da Belediye Başkan 31 Mart 2019'da Kumruca Belediye Başkan adayı ve Kumruca Belediye Başkanı olmak istiyorum. Onun için doğru olduğuma inanıyorum. Doğru olduğum için doğruya destek istiyorum. Ve Kumruca'mızın kalkınması için el birliğiyle destek istiyorum. Şimdiden bütün destek veren Kumrucalı büyük aileme sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Feridun Fikret Baloğlu diyor ki, sevgili kardeşim, Köloğlu'nun Kumruca için bir şans olduğunu düşünüyorum. Zor günlerde birlikte yürüdük, yanında olacağız, destek vereceğiz. Selamlar Ali Orhan, size de teşekkürler demiş. Çok teşekkür ederim. Fikret abi, severim çünkü gerçekten hem meslektaşımızdır hem iyi siyasetçilerdir. Tabii bizim de siyasi büyüğümüzdür, çok değerlidir. Çok teşekkür ediyorum ben katıldığınız teşekkür için. Çok sağ olun. Gerçekten hiç bu performansı beklemiyordum sizden. Bir cümle söyleyeyim.
annemle kahvaltı yapıyorduk. Dedim ki anne ben programa çıkacağım. Ali Orhan dedi ki ben dedi şu bizim de tabii köy çocuğuyuz. Keçilerimiz var onlar. Ya dedi bir hayvana dedi bu kadar sevgiyle sarılan bir insandan dedi oğlum kötülük gelmez git o programa katıl dedi. Çok teşekkür ederim. Buradan da kendisine selam söylemek ben de annenizin ellerinden öpüyorum. Evet Antalya'nın dünyayla entegresini sağlayan tek televizyon kanalı Kanal ve Özgürlüklerin programının bugünkü konuğu Sayın Mustafa Köloğlu idi. Gerçekten beklemediğim bir performans gösterdi. Çok iyiydi. Evet yolu açık olsun diyelim. Allah gönlüne göre versin. Yarın sabah saat 7.30'da kimseye randevu vermiyorsunuz bak. Yoksa çok şey kaçırırsınız. Ve yarın sabah 7.30'da sizlerle yeniden buluşana dek hadi hoşça kalın demiyoruz. Düşünerek kalın, düşündüğümüz sürece varız. Yarın sabah 7.30'da görüşürüz.